Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Yeni arka planımı beğendiniz mi? Ben çok mutluyum artık böyle güzel bir arka planım olduğu için. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Şimdi bu akşam ben böyle bir geldim. Biraz enerjim yüksek, biraz da canım sıkıldı. O yüzden bir video çekmek istedim size. Ay içerisinde dedim yeni başladı ama ben kitaplara böyle, biraz böyle arka arka hızlı hızlı okumaya da başladım bir yandan. İki tane okuduğum kitap var. Birini çok beğendim, birini pek beğenmedim. Hem onları anlatmak istiyorum size, hem de böyle bir 5 kitaplık mini alışverişim var. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Onları anlatmak için bir video çekeceğim. Haydi başlayalım. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Anlatacağım ilk kitap biraz daha az beğendiğim olacak. O da Gigi Ballard'dan Öteki Dünya. Konusundan kısaca bahsedeyim öncelikle. Bir reklamcı, daha doğrusu işsiz kalmış bir reklamcı, babasının ölüm haberini aldıktan sonra İngiltere'nin kırsallarında bir yere gidiyor. Orada yaşamış çünkü babası. Onun işte hem cenazesini kaldırmak hem de olayın detaylarını öğrenmek istiyor. Çünkü babası bir alışveriş merkezinde, yani orasının çok büyük bir alışveriş merkezinde öldürülüyor silahla. Sonra konuyla ilgili bölgenin yetkilileriyle konuşurken, İşin içinde iş. Bu şekilde böyle olayın ilk anda göründüğünden farklı detaylar ortaya çıkmaya başlıyor. Alışveriş merkezinin o bölge için bir alışveriş merkezi olmaktan çok daha fazla sorunlara yol açtığı, çok daha fazla önem taşıdığını anlamaya başlıyor. Herkeste garip bir tedirginlik var. Bütün bölge halkını tamamen ortadan ikiye bölmüş durumda bu alışveriş merkezi. İşin içine ırkçılık giriyor. Bazı sokak şiddeti olayları giriyor. Sonrasında tabii o da dönemiyor. Bir şekilde o kasabanın ve çözülemeyen olayların ister istemez parçası olmaya başlıyor. Ve babasının hiç tanımadığı bir adam olduğuna dair bazı şeyler görmeye başlıyor. Bütün bunlar onu kilitliyor kasabanın içerisine. Şimdi konu gördüğünüz gibi aslında gayet ilginç. İşte alışveriş, tüketim çılgınlığı, alışveriş merkezlerinin artık böyle mantar gibi, pıtrak gibi çıkması ve bundan hepimizin duyduğu rahatsızlıkları falan düşündüğünüzde gayet keyifli, hızlı okunacak bir kitap gibi duruyor. Fakat ben nedense kitabı 3-4 günde zor bitirdim. Yani ki bakmayın böyle biraz eski, 2007 miydi bu kitabın ilk baskısı? 2011 baskısı ve eski kitaplarda biraz daha kalın bir kitap hamuru kullanıldığı için olduğundan kalın duruyor. Aslında 290 civarında, 290 sayfa civarında bir kitap. Benim için 3-4 gün 300 sayfa bile olmayan bir kitap için çok fazla. Neden böyle olduğuna dair de aslında bir şey söyleyememek beni biraz rahatsız ediyor. Biliyorsunuz ben hiçbir zaman kitapları sevdim sevmedim, güzeldi çirkindi diye alıp bir kenara atmam ama bu kitap için yapmak durumundayım çünkü aslında ben de anlamadım. Yani böyle bir okurken sürekli böyle bir kafam gidiyor, bir bakıyorum ilerlemiş kitap ama o arada anlatılan şeyler benden kayıp, hadi dönüyorum baştan okuyorum falan. Olmadı yani, kitap beni yakalayamadı, üzgünüm. Yorumlayacağım ve çok sevdiğim diğer kitap Kurt Vonnegut'un Allah Senden Razı Olsun Bay Rosewater. Ben bu kitabı ilk gördüğümden beri bir kere ismi beni gerçekten gülümsetiyor. Çok sevimli gelen bir ismi var. Kulağa. Kitap Kurt Vonnegut'un tarzına alışık olanları kesinlikle hayal kırıklığına uğratmayacak. Ve benim okuduğum diğer kitaplarını düşündüğümde en komik hicivlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Öykümüz çok Amerika'nın çok eski ve zengin ailelerinden biri üzerinden anlatılıyor. İşte Roosevelt ailesi. Roosevelt ailesinin bir şirketi bir de kurdukları vakıfları var. Bu iki şirketin ve vakfın hesapları birbirinden ayrı diye size anlatarak giriyor. İkisi de birbirine hesap soramaz diyerek böyle bir girişte daha zaten Amerikan sistemini yerden yere vurmaya başlıyor. Başında da zaten bir kere o şekilde beni kazandı. Yani böyle bir Amerikan emperyalizmini, o kapitalizmi vurmaya başladıkça nasıl keyifleniyorum anlatamam size. Yani hani kendimi vurmuş kadar mutlu oluyorum. Bir de sıralamasını bilmiyorum. Hani Kurt Vonnegut külliyatı açısından bu daha ilk yazdığı kitaplardan mıdır, sonraki yazdığı kitaplarından mıdır bilmiyorum ama biraz böyle okuyunca hakikaten pişmiş, olmuş, gereksizliklerden arındırılmış usta işi bir kitap izlenimi veriyor kesinlikle. Yani hani hiç böyle bir takılan aksayan tarafı yok. Vakfın kitaptaki mevcut başkanı olan Elliot Roosevelt muhteşem bir adam. Yani böyle bir arkadaşım olmasını çok isteyeceğim insanlardan biri. Çok kafa dengi,
komik, zeki, Harvard'da okumuş ama bütün bu sistemden nefret ediyor. Bütün bunlara tek başına delice bir şeyle, cesaretle uğraşıyor. Kesinlikle iyiliğe bakış açısı, işte kendisine iyilik yaptığı insanların ona teşekkür etmek istediği zaman onlara gösterdiği tepkiyi falan böyle düşündüğünüzde gerçekten çok sağlam. Hani böyle sistem eleştirisi, sistem eleştirisi deyip duruyorlar ya. Sistem eleştirisi bu işte yani. Hani çok okumak istiyorsanız alın bunu okuyun. Hiç boşuna böyle ortalama işlerle süründürmeyin kendinizi. Çok böyle benim içime sinen bir kitap oldu. Bir tek sonuyla ilgili biraz hayal kırıklığım var ama bu edebi yazınsal bir hayal kırıklığı değil. Benim kişisel olarak istediğim gibi bitmemiş olmasından kaynaklanan bir hayal kırıklığı. Yani benim kafamda bitmesini istediğim son biraz farklıydı. Yani biraz böyle ucu açık. Aslında çok fazla ucu açık da değil ama dediğim gibi kişisel olarak ben daha net ya da biraz daha farklı yani bir bitiş hayal ediyordum. Çok öyle olmadı. Ama genel itibariyle dediğim gibi gerçekten çok keyif alarak okudum. Eğer bu aralar hem hiciv içeren hem de eğlenceli, sizi gülümsetecek, hatta bazen güldürecek, bazı yerlerde gerçekten şöyle bir durup donduracak yani. Hani altı, ben daha önce söylemiştim, kitaplarımın altını çizmiyorum ama eğer çiziyor olsaydım bu kitabı karalaya karalaya bir hal olmuştum, onu söyleyeyim. Çok 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 etkilendim. Okumanızı çok isterim. Geldik şimdi aldığım kitaplara. Şimdi öncelikle bunu bir yandan okumaya başladım. Çok uzun zamandır alsam mı almasam mı diye düşünüyordum. Çok almak istiyordum. Elimde kitaplarım var falan diye çok kendimi tutmaya çalışıyorum. Gerçi tuttuğum falan yok yani. Alıyorum, bunlardan başka da kitap aldım. Onlar da gelecek, anlatırım sonra. Ama yani işte en azından hani okumadığım daha klasiklerden var falan filan. Hani yeni çıkanlara da çok saldırmayayım diyordum. Ama tutamadım kendimi. George Orwell'dan Faşizm Kehanetleri. Faşizm Kehanetleri bu kitaptaki yazılardan biri. Orwell'ın seneler içerisinde farklı dergilerde, gazetelerde çıkan yazılarının derlemesinden oluşuyor bu kitap. İsmini de vermiş kitaba. İsmini falan geçtim kitabın. İlk yazıyı sadece biraz sıkılarak okudum. Çünkü Gülliver'in Gezileri kitabı üzerine ve 30 sayfa bir yazıydı. Gülliver'in Gezileri benim özel ilgi alanıma giren kitaplardan bir tanesi değil. Bir de bunu yazının yazıldığı dönemki Amerikan toplumları üzerinden birazcık böyle yoğunlaşarak anlatınca hafif bir sıkılma durumu oldu ama ondan sonraki yazılar daha toparlayarak gidiyor benim için. Bitirdikten sonra ay sonu videosunda detaylı yorumumu paylaşacağım. Aldığım diğer kitaplar İtaki'den, yani çok olmadı çıkalı, çok yeni olmamakla beraber biz gayet iyiyiz. Bu fantastik gerilim olarak geçiyor. İki farklı yerden de en iyi kısa fantezi romanı ödülü almış. Shirley Jackson Korku Ödülü ve Dünya Fantezi Ödülü. Merak ettim bu kitabı ben de, bilmiyorum. Yani aslında yorumlara baktığımda beğenmeyenlerin de beğenenler kadar çok olduğunu görmekle beraber ben dediğim gibi merak ediyordum. Alıp okumasam da içimde kalacaktı. Kitabı da böyle fezaya kadar çıkarayım. O yüzden de aldım, okuduktan sonra yorumlarımı paylaşacağım. Bir diğeri, ben bu kitabı o kadar uzun zamandır arıyorum ki anlatamam size. Yok yani, baskısı çıkmıyordu. Eskiden beyaz kapaklıydı. H.G. Wells'ın Zaman Makinesi. Artık İtaki bilim kurgu klasiklerinde. Ben kapağını bir kere her şeyden önce çok beğendim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bir diğer aldığım kitap Virginia Woolf'un Var Olma Anları, yazılarından, denemelerinden oluşuyor. Son olarak da yine çok sevdiğimi birkaç kez sizinle paylaştığım Jose Saramago'nun Kırmızı Kedi'den son çıkan romanı Lisbon Kuşatması'nın tarihi. Lisbon Kuşatma tarihini alternatif bir şekilde tekrardan yazmış Jose Saramago. Okuduktan sonra tekrardan üzerine detaylı konuşacağım bir diğer kitabım da bu. Evet, benden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bir sonraki videoyu takipte kalmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.